Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli, bayram için farklı bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Brownie kurabiye tarifi. Hafif şerbeti ve ağızda dağılan kıvamıyla gönüllere taht kuracak. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarife öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı dolusu toz şekeri, 1 su bardağı su ile kaynatalım. Bir dilim limon da ilave edelim. 10 dakika boyunca kaynasın. Odasında bekletilmiş 125 gram margarin veya tereyağının üzerine bir tam yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. 4 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyelim. 1 paket vanilin. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Malzemeleri güzelce karıştıralım. Yağınız yumuşak olduğu zaman çok kolaylıkla yoğruluyor. Mutlaka odasına gelmesine dikkat edin. Azar azar un ekleyerek güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Az sonra kıvamını sizlere net bir şekilde göstereceğim. Un miktarını kontrollü eklemekle birlikte yaklaşık 2,5-3 su bardağı un gidiyor diyebilirim. Mutlaka 2 su bardağından sonra azar azar ilave ederek bu kıvamı bulmaya çalışın. Şöyle şekil verilebilen, ele yapışmayan güzel bir kıvamda oldu. Bu arada şerbetim de toplam hamurdan dilediğiniz büyüklükte parçalar kopararak yuvarlayın, şeklini verin. Yağlı kağıt seri veya yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Ben tek lokmalık kurabiyeler elde etmek istedim. Tatlılar elde etmek istedim. Sizler biraz daha büyük ceviz boyutunda da yapabilirsiniz. Bu arada şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika boyunca kaynayacak. Altını kapatacağız ve şerbet tamamen soğuk olacak. Şerbeti o yüzden önceden hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Hamurun tamamını aynı şekli verdim. Bir büyük tepsi ve bir küçük boy borcama tatlımı yerleştirdim aralıklarla. 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişmeye gönderdim. Kısa sürede pişiyor. Bu arada soğumuş olan şerbeti hemen sıcak tatlımızla buluşturacağız. Şerbeti kolay batırabilmek için yayvan bir tabak kullanıyorum. Tatlılar fırından yeni çıktı. Tatlılar sıcak sıcak. Şerbetimiz soğuk. Bu püf noktasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tatlıları koyduktan 3-4 saniye sonra çevirip iki yüzünü de çevirip şerbeti güzelce çekmesini sağlayalım ve hemen servis tabağına alalım. Bir yarım saat sonra da servise hazır. Yapması 5 dakika, servis etmesi de yaklaşık olarak yarım saat sürüyor. Hatta hemen de servis edebilirsiniz. İçerisine tam çeksin diye ben yarım saat diyorum ama dediğim gibi hemen servis edebileceğiniz çok pratik, oldukça da lezzetli bir tatlı tarif oluyor. Bayram için baklava hazırlamak istemiyorsanız veya hamur açmakla uğraşmak istemiyorsanız kısa sürede hazırlanan hem şekeri de oldukça az miktarda olan bu tatlı tarifini mutlaka deneyin. Islak kurabiye tarifine bayılacaksınız. Üzerine dilerseniz Hindistan cevizi veya toz fındıkla da servis edebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Tatlılarım artık servise hazır. Dediğim gibi bir 15-20 dakika dinlendirirseniz gayet güzel soğumuş olacaktır. Tatlımın iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir tatlı oluyor. Benim en favori şerbetli tatlı tariflerimden biri budur. Tarifimin iç dokusunu da sizlere gösterdim. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.